Efsane rüyalarınız. Yani ben efsane olarak yorumlayacağım da. Yorumlayacağım işte ne yapayım. Dilek Hanımcığım dört tane yazmış. Bahçeli bir evin dış kapısında elektrikli süpürgeyle süpürüyorum. Etraf bir saniye etraf orman gibi biraz yürüyüp önüme bakıyorum. Aşağı doğru yokuş var ve o sırada iki yaşlarında sarışın bir erkek çocuğu geliyor. Yeni yürüyor gibi tam yokuşun ucuna geliyor. Gel oğlum deyip kucağıma alıyorum. Diktatör taş ve fırçasıyla ıslatıp sürüyorum. Oğlum yanında ben ama bekarım. Çok güzel bir dilekçim. Özel hayatınla ilgili çok güzel bir evlilik yapacaksın. Gördüğün rüya kadar tatlı bir çocuk. Up uzun bir yol ve yeşillikli ve alanlı ve ama sen kariyerinle alakalı beklediğin bir yenilik var. İki ay içerisinde bu gerçekleşecek. Bu bu gerçekleşme sana maddi ve manevi ve işinle ilgili olması gereken büyük bir aydınlığı yaşayacaksın ama senin anne soyunla alakalı sıkıntılarım var. Ali Turna e, e, Rüyamda bebek Emziriyorum 17 Aralık e, anne Emine Hanımcığım hızlı konudun al. Al Allı Turna. Evlilik yapacaksınız siz rüyanızda bebek emzirmek, aile olmak ve psikolojik olarak bazı yaşadığınız sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıları bitirip kendinizi eş ve düze çok güzel bir insanla hayat oturtacaksınız. Ve gerçekten evlat sahibi olacağınız gözüküyor. Öğrenci öğrenci 3 günü. Ben üç gün rüya gördüm yazdım yorumlamadınız. <laughs> tamam yorumlamadım ama yazmamışım. Bak denk gelecekmiş. Ee, Emine abla rüyamda seyyar satıcı benim kol saatimi benden habersiz şişman bir kadına satmış 20 liraya. ilk satmış bir tanem. Arabasına yakış, yaklaşıyorum ve tesadüf görüp kim vermiş benim saatimi diye şok şeklinde düşünüyorum. O arada kadının siyah ve sen saatin bileğine taktığını görüyorum. Hayır. Yani aslında saati aslında takıyorsunuz ya. Başka biri alıyor ve çalınmış Bütün sıkıntılarınız çalınmış gidecek. Ve yaşadığınız ve size yalan söyleyen kim varsa ya da hayatınızda ne kötü gidiyorsa çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ee, bence 20 liraya yani... Ailenizde mesela siz 20 yaşındaysanız 40 yaşına kadar malınız mı? Eğer şu an 40 yaşındaysanız çok büyük bir mal miraslı olaylarınız gündeme gelecek ve çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Rüyamda arazi gördüm sarı otlar ve otlar yeşil ağaçlar var. Yürüyorum birden hızlanıyorum jet hizi jet, jet hizi gibi kokuyorum jet hizi. Demek Hızı gibi korkuyorum demiş. Pardon ve o anda uyanıyorum sarı insan ha ee, para. Anne baba soyunuzla alakalı miraslar var ve bir arazi mirası var. Bununla ilgili tedirginlik Ben İsviçre'den yazıyorum. Ne olur cevap rüyamda ölmüş kayınpederimle kavga ediyorum nedir? Kavga berekettir ama eşinizin soyundan bazı mal konularıyla ilgili gerçekten kavga edip eşinizi dışlayabilirler. Şimdiden hazırlıklı olun. Emine abla rüyamda gör, gör, görüştüğüm kişiyle evde misafirdik. O da bana bir yer sofrası usta oturduk yine ikimiz yemek yedik. O kişiyle evlilik yapma ihtimalin çok yüksek ama aranızda bir kavga ve bir gürültü var. Sevim, ben yazıyorum, beni hiç yorumlamıyorsunuz, şakasınız siz ya. Bunun altına niye rüya yazmadın? Merhaba abla. Rüyamda saçımı siyah olduğunu gördüm. Sa Eğer şu an sarışınsan ve saçların siyah görüyorsan e bir ilişkindeki gereksiz olaylarla tartışma, aranızdaki dostluklar ve dedikodular. Emine abla rüyamda Cem, Cem Yılmaz'la sevgili olduğumu gördüm. Miyasar Bektaş'tım. Hayallerin çok gerçek. Evet ona benzer esprili ve güler yüzlü bir insanla hayatında muhteşem bir aşk yaşayacaksın. Rüyamda yaşadığım ülkenin yandığını gördüm. Yangının ortasına sıkışıp kalmıştım. Psikolojik sorunlar, yaşadığınız evrede çok büyük sıkıntılar. Eğer kariyer hayatınız ya da eğitim hayatınızla ilgili beklediğiniz yenilikler ya da iş konunuzla ilgili size zarar verecek insanlar var. Yangın sestir aslında, güçtür, büyük oluşumdur ama siz kendi içinizdeki yaşadığınız yangınlarla ziyan oluyorsunuz. Evet, haftalık rüyaları yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizi sevin, sayın, sahip çıkın. Evinizden çıkartmayın.